Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bugün yani her zaman olduğu gibi diyelim artık. iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelim bu şekilde iki yaprak arasında iki tane çiçek. Şöyle arkadaşlar ara suyu da aynı kiprikli e, kayamızdan oluşuyor bu şekilde. Şöyle birebir aynısını yine sizler için tığa çevirmeye çalıştım. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle siyah tek renk tülbentin üzerine bu şekilde sizler için çevirdim. Bakın arkadaşlar şöyle tülbentin üzerine koyun daha net anlaşılsın. Daha net görünsün. Evet bakın birebir kiprikleri de aynı şekilde kayanın kenarlarına kiprik yaparak bu şekilde tasarladım. İki yaprağın arasında da bu şekilde fiyonkumuz da var ortasında. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımız hazır. Şöyle kayamızı yaparak iki tanesini daha önce sizler için hazırladım. Şimdi bir tane daha yapacağız. Arasında bakın bir tane boş tığ battı var. Hemen bu tığ battığı kapattığım yuvaya 7 tane zincir çekip kirpik yapacağız. Hemen kirpik yaparak kayamızın yapımı kirpikle başlıyor bakın ara suyumuzun yapımı. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Ve tığ battığımın içine kapattım. Buraya 2 tane arkadaşlar bakın bu şekilde yuva yapacağım. 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvaya kapattım. Kirpik ve iki tane tığ battı. Şöyle ters tarafından çektim, döndüm. Hemen tığ battımın içine girip şöyle kesim işlemini gerçekleştirdim. 3 zincir ve sıradaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Hemen 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şöyle bu kapattığım en son yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi hemen ya sıradaki tığ battığımın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum. Kayamız oluştu. Artma işlemini de yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ara suyumuz için şu şekilde bakın 3 tanesi şöyle kenarda 4 tanesi de şey yuvaya gidiyor 7 tane tığ battı yapacağız 3 zincirimi çekiyorum hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum 3 zincir sık iğne ile sabitledim 4 5 6 ve 7 Bakın, 7 tane bu şekilde ara mesafesini verip hemen şöyle ters tarafından şöyle bir tığ battı seviyesine çıkmak için sık iğne ile ipimi sabitliyorum 12 tane burada zincir çekiyorum arkadaşlar 7 8 9 10 11 ve 12 Bakın iki tane yuva atlıyorum. Bir, iki, üçüncü yuvanın içine bu şekilde kapatıyorum. Büyük bir yuvamız oluyor. Çünkü arkadaşlar hem iki yaprak hem e, kenarın ortasında dalları ancak bu şekilde yeterli oluyor. Bakın, bu şekilde. Zaten buraya da küçük fiyonk yapacağız. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. Bu şekilde üç tane ilmeğin üçünü de aldım. 5 zincir 5 zincirimi kapatıyorum şöyle arasına girdim bakın bu yaptığım trabzanın sık iğne ile sabitledim hemen dibine bir zincir daha önce yaptığımız yapraklardan yeni yaprak değil arkadaşlar hemen yuvaya da girdim bir tane dibinde bir zincir çekerek bu şekilde üç tane yuvam oldu yine bunları şimdi iki iki alıyorum demin üçünü birden almıştık şimdi iki iki aldık Yine kenarına 5 zincir. İlk telimin arasından girip bu şekilde kapatıyorum. Hemen dibine de bir zincir. Sıradaki yuvama girdim. 2. Sıradaki telin arasına giriyorum. 3. Ve sıradaki telin arasına giriyorum. 4. 4 tane bu şekilde yuvam var. 2. 2. 2. 5 zincirimi çektim. Kapattım buraya yuvamın içine. Bir zincirimi de bu şekilde kapattım. Bakın yine aynı şekilde. Muhakkak buraya arkadaşlar artırma işlemini yapın ve sıradaki telin içine girdim 3. Sıradaki yuvanın içine girdim 4 ve sıradaki yuvanın içine girip 5. 5 tane oldu. Bu son sıramız artık sık iğne ile ineceğiz bir dahaki sıra. Şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. Dördüncü kirpik yap e, kirpik için 5 zincir. Bazen kelimeler dilime dolanıyor herhalde. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki telime girdim. <laughs> bir zincirimi çektim. Şöyle sıradaki telime giriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle zincir çekerek bir yer geldirmesin diye aşağı doğru indim ve yaprağımızı tamamladık. Şöyle yaptığımız yaprağı köşeye doğru da çekiyorum ki şöyle rahat bir şekilde diğer dallara ve yaprağa yer kalsın. Bir zincirimi çektim, bir defa tığımı doladım. Hemen bakın. 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Hemen bakın tığ battımın içine girdim. 2, 2 iki alarak ikinci trabzanı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum, bir defa dolayıp ikinci trabzanımın içine 2, 2 olarak aldım. Trabzanımı da yaptım. Dördüncü de 3 zincir çekiyorum. Bu kenarlarına da yuva olarak gireceğim için biraz büyük olması lazım. Bir defa doluyorum. Son yaptığım trabzanımın arasına girip yine 2-2 alıyorum. Şöyle 5 zincir 5 zincirimi yaptığım trabzanımın arasına kapatıyorum. Bu minik sarı yuvam için kirpik olacak 5 zincir. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincir sadece arkadaşlar kenarlarına gireceğimiz için iki de yapabilirsiniz kafanız karışmasın diye ben rahat şöyle bir dönüm olsun diye o şekil yaptım ama iki de yapabilirsiniz 2 ile 3 zincirin arasında pek bir fark olmuyor yani yine bir iki zincir sonuncuya geldik şöyle 1 2 zincir ana yuvamıza da sık iğne ile bu şekilde sabit Bakın arkadaşlar bu şekilde sabitledim ve bir tane zinciri çektim dibine. Bir defa doluyorum. Aynı daldan şöyle bir tane daha yapalım buraya. Evet, aynısında bir tane daha yaptım buraya dalımızı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yaprak gibi bakması için ters çalışacağız. Ters tarafından şöyle ters tarafına geçmek için de şöyle bir orta boy küçük de denilebilir. Bir tane örümcek yapıp o ilk hani dönüş yaptığımız yuva var ya tığ battı onun içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirimi çekip ters tarafına çevirdim bakın şu, bu örümceğimizi şöyle bir geldireceğiz şu zincir ile beraber altından işleyeceğiz bir defa tığımı doladım hemen yuvanın içine giriyorum bakın bu şekilde üçünü birden sık iğne ile sabitledim buraya Burada bir tane minik bir trabzanımız oldu. Aynı bu yaprakta ne yaptıysak tersini yapacağız. 5 zincir 4 5 zincirimi çektim. Şöyle bakın. Tığ battı şey trabzanımı aralayıp kirpiğimi buraya kapattım bu şekilde. Hemen arkadaşlar bakın. Aldığımız telin arasından girdik bir tane. Buraya yuva yaptık. Yuvanın içine girdik. Orada da bir tane bu şekilde ilmek aldık. Yine 3 ilmeğimiz oldu. 2 2 alarak bu şekilde sabitledim. Yine 5 zincirden kirpik yapacağız. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen üzerine bir zincirimi çekiyorum bakın. Kapattığım noktadan girdim. Bir tane sık iğne aldım ve şöyle ayırıp teli 2 2 aldığımız için yaklaşmış. Bu şekilde yine girdim telin arasını aldım bir ilmek 3 en son yuvaya girdim yuvadan da aldım bir ilmek 2 2 2 alarak 4 ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz yine 5 zincir 5 zincirimizi ilk telimizin arasına girip sabitledik Şöyle dibinde muhakkak bir zincir aynı yere girdim bu bir sıradaki telin arasına girdim bu iki sıradaki telin arasına giriyorum. 3. En son bakın yaptığımız yuvadan aldığımız telin arasına da girip şöyle bir tane de oradan. En son yine yuvadan alacağım bakın arkadaşlar. Bu şekilde büyük yuvadan 12 zincirle yuvadan aldım. Hepsini ikişer ikişer çekerek yine başa doğru çıktım. Bakın. 5 tane ilmekten sonra artırmıyorum arkadaşlar. 3 tane de kenarda olacak. 4. ile aşağı ince 5 zincirimi çektim bakın. ilk telimin arasına girip sabitliyorum. Hemen dibinde bir zincir. Sıradaki yuvanın içine girdim. Bir zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine girdim. Sabitledim. Şöyle bir zincirimi çekip bakın. Telin arasına girip sabit bir zincir sonuncu telimin arasına da girip bitiriyorum kenar işlemini şimdi bir tane de arkadaşlara şöyle ayırıp yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum en son olarak yaprağımız bu şekilde tamam dibine 10 tane zincir çekerek şöyle düz yüzüne döneceğiz 7 8 9 ve 10 hemen çevirdim bakın burada hani ilk örümceğimizi kapatmıştık ya oraya o noktaya tekrar arka tarafından şöyle zincirim gözükmesin diye arkadaşlar giriyorum Bismillah tığımın ucu atıyor ikidir 1 2 3 zincirimi çektim bu şekilde bakın arkadaşlar gerdirme olursa 12 bile çekebilirsiniz burada hani zincirle geçtik ya arkadan bunu 12 bile çekebilirsiniz. Yani gerdirmesin. Yeter ki yaprağımız boğulup sıkılmasın. Şöyle 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battığımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir sabitledim. Şimdi 3 tane tığ battı arası verdik ya arkadaşlar. Hemen 7 tane zincir çekerek buraya minik demin gösterdiğim o kayadan yapacağız 3 zincirimi çektim şu şekilde hemen tığ battığımızın içine girip iki tane yuva yapacağız bakın sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çekip döndüm bunu kesim işlemi olarak yapıyorum biliyorsunuz 3 zincir şöyle arkadaşlar size göstereceğim derken tübentim de kaliteli değil asılınca sizin net görmeniz için biraz yıpranıyor ama önemli değil bu örnek bezi olarak düşünün Arkadaşlar bu şekil şimdi buraya yine 7 zincirden kirpik yapıyoruz 7 zincirimi en son tek kalan yuvamızın içine ister saatte sık iğne ile kapatın ister normal sık iğne ile şöyle ben biraz zarif dursun diye uğraşıyorum ama siz daha hangisi kolayınıza gelirse 8 zincirimi çektim hemen boş olan tığ battıma sıradaki tığ battıma kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar arasına da bir tane şunu da göstereyim ikinciye başlamadan önce muhakkak bir tane boş tığ battı bırakıyorum. Bakın. Bu şekilde tığ battının içine girip şöyle iki tane kayanın arasına bir tane boş tığ battı. Sonra 7 zincirli kirpik yaparak ikinciye başlıyorum. Şu şekil bakın arkadaşlar. Şimdi ikinciye bu şekilde kirpiğe başlarken aynı bu yuvayı devam ettireceğim. Böyle bir tane minik boşluk tığ battısı bırakıyorum. Şuradan daha net görünür. Yani şu şekil arkadaşlar bakın. Aradaki boş tığ battınız şu. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi dalımıza çiçeğimizi yapacağız. Yuvamızı şöyle ters tarafından yapacağız. Bakın. Şöyle 5 zincirinden sonra 2 zincirle aşağı inmiştik ya. Oraya ipimi sık iğne ile tutturuyorum bu şekilde. Kenarına ve 8 tane zincir çekiyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 hemen bakın bir yanındaki bu yaptığım trabzanın arasına giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum bakın ortada bu 5 zincirli yapacağımız yuva duracak arkadaşlar mavi rengimin içine şöyle girdim bir tane de içine sık iğne yap en köşeyi de şöyle elimle çektim tırnağımla bir zincirimi çekiyorum ipimi uzatıyorum aparat olarak şöyle kulak çöpü kullanacağım Bakın, bu çıkardığım ilmeğime kulak çöpümü taktım bu şekilde buraya arkadaşlar şöyle bir iki zincir çekerek toplamda dokuz tane ilmek çıkaracağız iki tane oldu hemen yine bir İki zincirimi çekip buraya dokuz yapalım biraz aşamalı arkadaşlar Evet dokuz tane ilmeğimizi topladık şöyle dibine de iki zincir çekerek ilmeğimi yanda tutuyorum şöyle kıvırarak kolay bir şekilde bakın hemen açıldı kirpiklerimiz dibinin iki zinciri sıkı sıkı artmamız bu şekilde e, ilmeklerimizi ilmeklerimizi kalıp gibi tuttu bakın ilmeğimi şöyle boyutuna kadar getirdim içinden geçip buraya dibine bir zincir yaptım ve yukarı öbür ilmeklerin seviyesine çıktım. 3 zincirimi çekiyorum. Ve sıradaki ilmeğimin arasından girip bu şekilde bakın bir yuva yaptık. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde üçer zincir çekerek şöyle teker teker arkadaşlar ters tarafından yuvalar yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi tutup hemen içinden geçip sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çektim. Bu şekilde bakın şöyle takmadan sıkı sıkı 3 zincir bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Toplamda 9 tane yuvamız olacak. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki yuvamıza girdik. 3'er 3'er 3 tane yuvamız vardı. Düz kayamız vardı örnekte. Sizle konuşurken öbürü de takıldı. Yine 3 zincir. Sıradaki yuvamın içine girip sahte sık iğne ile kapatıyorum. Artık biliyorsunuz genelde iğneden tığa çevirince bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıyorum köşede 4 zincirimi çekiyorum bakın 4 zincirimi çekip şöyle düz tarafına çevirdim hemen buraya bir tane yuva yapıyorum bu bir tekrar 3 zincirimi çektim Bu da ikinci yuva şöyle 1 2 3 zincir 3 tane yuva yaptık. 9 tane yuvamız olacak demiştik. 3'ünü şimdi ben buraya ayırdım. Üçer üçer ayırarak burada 3 tane bu şekilde yuvalar yapacağız. Bakın bir zincirle döndük, e, çektik ya. Hemen dönüyoruz. Bu en son yaptığım yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Kesim işlemi yaptım. Yine arkadaşlar 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvamın içine giriyorum. Bakın sık iğne ile sabitliyorum. 3 2 1 diye bu şekilde ayıracağız yuvalarımızı kayalar yapacağız buraya bir zincirimi çektim bakın yine kesim işlemini gerçekleştiriyorum hemen sık iğne ile sabitledim buraya iki olan yuvamı bire düşürdüm 3 zincirimi çektim hemen sık iğne ile sabitledim şöyle tepenin düzgün durması için şöyle bir de arkadaşlar dönüp kesim işlemi yapıyorum yani tek yuvanın tepesine de çıkmış oluyorum. 3 zincirimi çektim yine tekrar. Bakın. Aşağı ineceğiz. Ve 1 2 3 zincir sıradaki ilk yuvamıza girdik. Sık iğne ile sabitledik. Şu tığı değiştirsem. Bismillah. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk alt başladığımız yuvanın içine girip bu şekilde birinci kayamızı bitirdik ilk yuvamız oluştu şimdi ikinci yuvamız için yine üç tane bu şekilde aynı işlemi tekrarlayacağız üç tane yuva yapacağız 3 zincirimi çektim tekrar 3 zincir tekrar bu şekilde 2 ve 3 sıradaki yuvamın içine girip sabit Evet şimdi kesim işlemine başlayalım. 3 olan yuvamızı 2 1 diye azaltıp bitirelim. Kesim işlemini yaptık. 3 zincirimizi çekip sıradaki yuvamızın içine giriyorum. Sabitliyorum. Tekrar ilk yuvamızın içine de girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Hemen bakın bu ilk yuvanın içine sık iğne ile kesim işlemini yapıyorum. 3 zincir tek kalan yuvamın içine de girip bu şekilde yine 3 2 1 diye bitirdim en sonda tepeye çıkıyorum sık iğne ile sabitliyorum böyle tepeye çıkınca daha güzel duruyor arkadaşlar o yüzden siz de bu şekilde tepeyi eksik etmeyin aynı şekilde yuvalara girerek aşağıya ineceğim yine 3 zincir şöyle ikinci yuvam tekrar birinci ilk başladığımız yuvaya indik şimdi arkadaşlar bakın 3 kaldı şu son yani 9 tane kirpik yaptık ya sonra da çıkış yaptığımız için aslında 10. kirpik gibi oluyor bunun bunların boyuna çıkmak için o ilmeğin içinden geçiyoruz sonra 3 zincir çekip çıkardığımız ilmekleri sırasıyla yuvalar yapıyoruz Bakın iki tanesini yaptım. Daha fazla uzamasın. Şöyle bir tane kaldı. 3 zincir 2 1 artırarak kesim işlemi gerçekleştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Hem o üçüncüyü bitirip hem de şöyle sizler için öbür tekini de hazırladım. Bakın. Buradaki ilk ilmeğimin içinden sık iğne ile beyaz ipimi girip buraya sabitliyorum. Buraya kenar kontürü çekeceğiz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bakın, ilk yuvanın şöyle tutturduğumuz yerden girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir bakın tüm yuvalarımın içine bu şekilde girip kenar kontürünü çekip şöyle kenarların hem güzel durmasını hem de şöyle belirgin durmasını beyaz renk çünkü patlar bu şekilde giriyorum sık iğne ile sabit 3 zincirimi çektim. Hemen tepedeki şöyle net gözüküyor inşallah. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir hemen bakın aşağı indiğimiz yuvalar var ya bunların arasına girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2 ve 3 zincir yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 3 zincir. Ortadakine geçiş yerine de sık iğne ile girip sabitliyorum. Bakın çok hoş durdu arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet. En son ilmeğimizin arasına da girdik bu şekilde. Yine bakın bu ilmeği değildi arkadaşlar. Buraya girerseniz daha güzel bir çatım işlemi gerçekleştirirsiniz. Bu şekilde sık iğne ile yuvamızı sabitliyoruz. 3 zincirimizi çektik. Hemen sıradaki yuvamın içine girip buraya 3 zincirimi sabitleyeceğim bakın. Şu şekilde girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim ve sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3 zincir sıradaki yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın, yine aynı şekilde ilkinde olduğu gibi tüm arkadaşlar böyle kenarları sık iğne ile sabitleyerek devam edeceğiz. 3 zincirimi çektim sık iğne sabitledim 3 zincir 3 zincirimi çekiyorum sonuncu yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum en son koparmadan önce bu ilmeğin arasına da girip sık iğne ile sabitledim bir zincir çekerek şöyle ipimi koparıyorum Bakın hiç tepelere falan her yere birer defa giriliyor. Çünkü sık iğne ile geçiş yapıldığı için. Bu şekilde bakın çok da hoş oldu arkadaşlar. Hemen şu sarı kirpiğini yapalım sonra da fiyonkumuza geçelim. Şöyle dalımızın ucuna 5 zincirden yuva yapmıştık. Oradan giriyorum şöyle Şimdi arkaya yatarım daha net gözüksün. Bu şekilde sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. 5 zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağız. 5 zincirimi çektim hemen bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 5 zincir sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ve yuvamızın içine girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum şöyle dibine de bir zincirimi çektim hemen bakın, kopardım şöyle kaldırdığımızda arkadaşlar şu boşlukta büyük değil ama süs olsun tohum gibi şöyle çok hoş duruyor hemen öbür tarafını yapıyorum Evet şimdi ortasındaki fiyonku yapacağız bu telimizi daha önce arkadaşlar şemsiyeden kırık şemsiyeden eğdiğimi söylemiştim şöyle bu telin üzerine 12 tane bu şekilde dolama yapacağız 3 4 5 bir bir üstüne gelmesin 6 7, 8. Bakın parmağımla yanına çekiyorum. 9, 10, 11 ve 12. Şöyle 12 tanesini topladım. Şöyle kendime doğru filkeyi çeviriyorum. Bu şekilde hem siz de daha net görürsünüz arkadaşlar. Bakın böyle ortasından girdim. Biraz uca da yaklaştırabilirsiniz teli uzun yapmışım. Bakın alttan gelen ipi şöyle iğnenin üzerine arttım. Sonra arkadaki iğnenin ucundaki ipi de bu şekilde bakın arkadaşlar, şu şekilde üstte artıp şöyle ipimi çekip ortadan bakın ipim ortadan gidiyor şöyle yakın. Bakın ortadan bu şekilde iyice sıktırdım. Şöyle ipimizi iyice gerdirelim, şu otursun ip. Bir tane daha yapıp. Şöyle çıkaracağız. Bakın ortasından geçirdim iğnemi bu şekilde. E, i̇pime bağlı olan yani kurdalemi sıktırdığım ipi de iğnenin arkasındakini bu şekilde şöyle yavaş. Bakın önden şöyle aradan üstten geçirdim. Sıktırıyorum. Bakın onun yanına bu şekilde yakın şöyle düğüm atıyor iki tane düğüm yeterli bir de dikerken düğüm atacağız şöyle bakın sıktırabilirsiniz de rahat bir şekilde çıkarmak için böyle çıkardık fiyonkumuzu şu kenarındaki ipi kısaltayım Ve fiyonk boyunca olsa yeterli şimdi tülbentimizi alalım Arkadaşlar burada ne vardı iki tane değil mi şöyle iki tane yuva vardı altında kaldı yukarıdan şöyle net gözüksün bakın bunu sağdakinden giriyorum fark etmez sırasıyla gireceğiz arkadaşlar bakın, buradan girdim şöyle fiyonkumu ortaya koydum üzerinden geçeceğim arkaya bunu buraya dikeceğiz yani velhasıl arkadaşlar şöyle kameranın kadrajından çıkmadan dikelim. Bakın. Buraya bir tane şöyle gerdirelim. Sardık. Şöyle alttan göstereyim. Öbür hani e, yuva var ya arkadaşlar şu şekildeki bakın. E, yanda yaptığım yuva var ya. Şöyle tığ battı. İkinci yuvadan, sağdakini yaptık. birinci yaptık. Şimdi ikincinin de arasından geçiyorum bu şekilde. Ve fiyon kumağı buraya sabitliyorum iki def, bir tane bir yuvadan bir tane de öbür yuvadan şöyle iki tane yuvamızdan bu şekilde sabitledik bunu şimdi arkadaşlar bakın şöyle hafif yukarı kalkması için şu iki dalın arasındaki ilmekten de iki tane geçiriyorum siz bunu yapmayabilirsiniz ama bunun şöyle düzgün durması için ben kendim bu taktiği buldum ortadaki deliğin kapanması için buradan iki tane ilmekten geçip şöyle biraz yukarıya askı alıyorum Bakın, buraya şu şekilde çevireyim size daha kolaylık olsun şöyle hafif elimle bakın bu şekilde askı alıyorum bakın bu tam ortasından ikisini tam ortasından siz daha net yaparsınız hemen direkt arkadaşlar bakın bu tığ battımın içine yuvaya da olur ee, bu şekilde şöyle askımı biraz geriliyorum hafif fazla gerdirmeyin bunu buraya bu şekilde sabitliyorum yani artık ipi koparmak için arkadaşlar bu yuvaldan faydalanıp ipimizi sağlamlaştıracağız Bakın, şimdi buradan da geçip dikim işlemi gibi düşünün artık onu oraya tutturduktan sonra ipimizi sağlamlaştırmak için böyle iki defa geçebilirsiniz Şöyle ben bir iki tane geçmem yeterli. Siz daha sağlam yapın. Şöyle hemen ucuna da bir çakmak deyip sarı ipimi buraya yaktım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Ortası kapandı. Şöyle şu ara boşluğun bir nebze de olsa oraya bir iki defa geçerek tutturdum. Bakın fiyonkumuz minik fiyonkumuz da bu şekilde oldu. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane mavi kirpik yaparak modelimizi de bitirelim Evet bu 8 zincirle yaptığımız artmanın içine arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitliyorum çok kolay işlem atlasak atlayabilirdik de aslında bu şekilde ama yine göstermek istedim 2 zincirimi kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir buraya 2 zincirden 3 tane kirpik yapmış oluyoruz ve Şöyle dibine de bir zincir çekip işlemimizi bitiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay bir işlem. Zaten bu ara kirpiklerini yapması. Hemen bunları da yakıp veda için geleyim. Evet arkadaşlar. Yine beğeneceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir model oldu. Bakın şunları bir de ütüleyince daha güzel duracak eminim. Şimdi arkadaşlar Biraz aşamalı gibi gözükse de yapılışı kolay. Ben anlatırken aşama aşama anlattığım için biraz zor gibi olsa da tığ elinizi alıp yapmaya başladığınızda ne kadar kolay olduğunu şu şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok zarif oldu. Yani bu yemeğe de içindeki mesela tek renk siha yaptım ama içinde mavi pembe böyle mor renkler olanlar çiçeklerden de çok hoş duracağına eminim. Evet. Bu şekilde modelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.